Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Firdevs. Bugün sizlere eski ipleri kullanarak yapabileceğiniz bir geri dönüşüm diyeyim çalışması yapacağız. Elinizde bu tip ipler varsa, yani şu tarz ipleri arkadaşlar. Ya da bu tarz ipler varsa, çok eski ipler bunlar. Benim elimde epey kalmıştı bunlardan. Şimdi bunlarla yapacağımız bir çalışma yapacağız. Bu ipler, bunların iplerin açılmış halleri. Üzerinden iğne oyası ya da başka bir şey yapmışım demek ki. Şimdi bunları kullanarak sizlere yapabileceğiniz bir cüzdan, çanta modeli çalışacağım. Şimdi hemen yapılışına geçebiliriz arkadaşlar. Tığım da 5 numara 1,5 milimetre. Çünkü bunların 5'ini bir araya getireceğim ben. 5 katlı bir ip oluşturacağım. Evet arkadaşlar, bakın şimdi 5'inden de birer tane aldım. 1, 2, 3, 4. Bir tanesi yok. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi 5 kat ip yaptım. Şimdi bununla örmeye başlayacağım. Başlangıç kısmını yapıyorum. Zincirimi çekiyorum. Şimdi bu şekilde 65 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 3, 6, 7, 8, 10, 11, 13. 20. Evet arkadaşlar, şimdi 65 tane zincirimi çektim bu şekilde. Şimdi bir tane daha çekiyorum ve ilk zincirin üstüne batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Aynı yere batıp bir tane daha yapıyorum. Sonra yandakine geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yandakine geçiyorum. Bir tane sık iğne. Tekrar. Şimdi başa kadar gideceğim arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu şekilde çalıştım sık iğneyi. Sıranın sonuna kadar geliyorum. Şimdi buraya 1, 2, 3 tane yapıyorum. Sonra bir önceki sık iğneyi battığım yere batıp dönüyorum. Şimdi sıranın bu tarafına yapacağım aynı şekilde. Bu tarafta 2 kat da alıyorum tabii ki. Tam aynı yerde olmaları gerekiyor ikisinin de. İpi de yürütüyorum, ipin ucunu altta yürüterek başa kadar gideceğim. Evet arkadaşlar, şimdi sıra başına kadar geldim. En son, yani ilk battığım yere batıp 1, 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonra ilk göze batıp kapatma yapıyorum. Sonra bir zincir çekip yine aynı yere batıyorum. İkinci sıraya başlamış oluyorum. Bu sırada hepsine birer kere batacağım arkadaşlar. Yine köşelerde de arttırma yapmayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi ilk köşeye geliyorum. Hepsine birer kere batıyorum. Hiçbir arttırma işlemi yapmayacağım. Bakın. Hafif dönmeye başlaması gerekiyor bu şekilde.
arkadaşlar, şimdi birinci sıranın sonuna geliyorum. Sıramı bitiriyorum. Bir zincir çekip üst sıranı için ilk sırayı, ilk göze bir daha batıyorum. Şimdi yapmam gereken arkadaşlar, şu sık iğnenin bir altındakine batıyorum. Şimdi yandaki sık iğneye batıyorum. Yandaki sık iğnenin altındakine batıyorum. Yandaki sık iğneye batıyorum. Yandaki sık iğnenin altına batıyorum. Evet arkadaşlar, yandaki sık iğnenin altına, diğer sık iğneye. Yani bir normal, bir de alta batıyorum. Bir normal, bir de bunun altındakine. Bu sırayı bu şekilde dolaşacağım arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi sıranın sonuna geldim. Alt uca batıyorum, uzun olanı yapıyorum. Tekrar sıra sonuna geliyorum, kapatıyorum, bir zincir yapıp aynı yere batacağım aslında, ama şimdi hemen alta batıyorum arkadaşlar. Bir üste değil, bir alta batıyorum. Şimdi daha önce uzun battığımın üstüne batıyorum. Daha önce kısa battığımın alt tarafına batıyorum. Uzun olana kısa, kısa olanın hemen kenarına batıyorum. Bakın şöyle uzun batıyorum. Kısa, alta batarak uzun. Yani daha öncekilerin aralarına batmış oluyorum bu şekilde arkadaşlar. Yine bir uzun bir kısa ama aralıklı. Bir alta. Bütün modelim bu artık arkadaşlar. Bir tanesinde kısa, diğerinde uzun. Önceden uzun yaptığım üzerine kısa, kısa yaptığım üzerine uzun. Evet arkadaşlar, zaten dönüyor modelim. Bu şekilde döne döne aynı şekilde çalışarak istediğiniz boyda çantanızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım benimki ne kadar olacak. Başladım. Evet arkadaşlar, şimdi ben bu şekilde başlamıştım 65 ilmekle. Bakın 0 23,5 24 santime yakın bir çanta oldu. Benim için büyük gibi geldi bu. Onun için tekrar başladım ben. Bunu 50 ilmekle başladım arkadaşlar. Hemen hemen 20 santimlik bir çanta oldu bu. Şimdi bu şekilde devam edeceğim. Biraz daha ördükten sonra, bir parmak daha ördükten sonra kenarını dolaşacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde çalıştım ben. Bakın yaklaşık 19-20 santime yakın yüksekliği de 11 santim olmuş şimdi. Bu kadar yaptıktan sonra artık şey çalışacağım arkadaşlar, birkaç sırada. Sık iğne çalışacağım. Normal başa gelmiştim zaten. Bir zincir yaptım. Aynı yere batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Daha sonra yine
Yandaki göze batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 ya da 4 sıra yapmanız yeterli bunu. Sonra bitireceğim artık. Evet arkadaşlar, şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5. sırayı da yapıyorum. Ve cüzdanımı ya da küçük çanta, ne derseniz artık, onu tamamlamış oluyorum. Son ilmeğime geldiğimde de kapatmamı yapıyorum. Buraya tutabilmek için 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. 75 tane zincir çektim. Yandaki göze batıyorum. Yine kapatma yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Her zincirin üzerine birer tane batacağım arkadaşlar. Sık iğne yapacağım yine. Bu şekilde sapını da tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, buranın da sonuna geldim. Yine alta batarak kapatmamı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Kesiyorum. Alta doğru. Çekerek düğüm atacağım. Naylon ip olduğu için sağlam yapmanız lazım buralarını. Sonra da hafif çakmakla yakabilirsiniz bu kısımları arkadaşlar. Yapıştırabilirsiniz buraya. Evet. Şimdi bu şekilde cüzdanımızı, çantamızı tamamladık. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde bir fermuarım vardı. Onu şimdi dikmeye başlayacağım buraya. Şu şekilde getiriyorum. İpliği de geçirdim iğneme. Bir ikinci sıranın hizasına takıyorum iğnemi. Daha geçiriyorum aynı yerden, sağlam olsun diye. Daha sonra fermuarımı şu şekilde getiriyorum kenara. Yarım santim kadar içten, şuradan başlayacağım arkadaşlar. Evet, taş taraftan başladım. Şuradan başlıyorum. Yarım santim içten tutuyorum fermuarımı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve buradan alıyorum.
fermuarımdan tutuyorum. Tekrar buradan. Bu şekilde tutarak başa kadar geleceğim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde cüzdanımızı tamamladık, çantamızı, minik çantamızı. Burada sap kısmı var. Bunu isterseniz elinize takabilirsiniz bu şekilde. Buradan da fermuar dikmiştik açıp kapatmak için. Şimdi içine yerleştiriyoruz eşyalarımızı. Bir telefon, bir cüzdan, bir de anahtarlarımızı yerleştiriyoruz. Hemen markete veya alışverişe gitmek için bu şekilde hemen elimize alabileceğimiz bir çantamızı oluşturmuş olduk arkadaşlar. Bakın bu şekilde tutarak istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz bu çantamızı. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz, severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.